Dali de dışarı işemek çok olası bir şey. Kore'de erkekler makyaj falan yapıyordu. Ve insanların sadece içip partilediği işte bir parti türü. Hepinize selamlar arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Şimdi ben böyle bir yandan ev hazırlıkları yaparken, evimi yerleştirirken diğer yandan da böyle kitapla boğuşuyorum ve anlayacağınız biraz yoğun bir hafta geçiriyorum. Bu arada ev videolarını çekiyorum ama onların editi biraz uzun sürecek çünkü zaten kendisi başlı başına uzun bir süreç. O yüzden ev videolarını böyle haftaya falan atacağım büyük ihtimalle. Her neyse, bu arada kardeşimin sonunda ara tatili geldi ve bana geldi. Ve birlikte böyle otururken bir şeyler yapalım dedik. Ne yapalım dedik Utan? Bir yarışma yapmaya karar verdik. Evet, nasıl bir yarışma peki? Çok güzel bir yarışma. Bu arada bugün Batu böyle kamera arkasında moderatörlük yapacak. Şimdi ben sana gezdiğin ülkelerle alakalı bazı sorular soracağım. Tamam. İşte mesela en pahalı ülke neresi tarzında sorular soracağım. Sen bunların ilk aklına gelen ülkeyi söyleyeceksin. İşte nedenini açıklayabilirsin. İlk önce böyle bir tur yapacağız. Sonra hızlandırma turuna geçeceğiz. Sana soruyu soracağım. Direkt aklına ilk geleni söyleyeceksin. Sonra bir tane daha soracağım. Böyle devam edecek seri halinde. Sonra o kadar. Bu kadar. O kadar bu kadar. Şimdi sana gittiğin ülkeler hakkında enleri soracağım. Tamam. İlk aklına gelen ülkeyi soracaksın. Söyleyeceğim. Tamam. Başlıyorum. Allah çok korkuyorum. Sınavdaymış gibi hissediyorum kendimi. Evet. En pis ülke. Buna galiba çok düşünmeden direkt cevap verebilirim. Hindistan. Neden? İnsanlar hastalıktan ölüyor orada. Ben ilk gittiğimde şey görmüştüm. Ya bu arada pis olduğuna dair birçok şey duymuştum zaten ve biraz önlemimi alarak gitmiştim ama hayatıma gördüğüm en pis yerdi. Yani daha şeyin üstünü hiçbir yerde görmemiştim. Mesela sokak satıcıları olur Hindistan'da. İşte adam böyle kazanını kaldırıyor. Oradan işte yemek veriyor falan. Yani kazanını kaldırması böyle sinekler falan çıkıyor. Ya da ne bileyim yürüdüğünüz yollarda İşte her yerde affedersiniz ama hani hep inek bokları falan var ya da başka bir hayvanın bokları ya da başka canlının bokları yani insanlar da direkt öyle dışarı şey yapıyor ya da mesela Delhi'de dışarı işemek çok olası bir şeydir yani. O yüzden yani hem yemek hem sokaklar falan böyle koku cenneti zaten yani bayağı pisti. En pahalı ülke? En pahalı? İkisi arasında kaldım. Hangisi acaba? Japonya mı yoksa Norveç mi? İkisi arasında kaldım. İkisinde de çok parasızdım. O yüzden hani oradan değerlendiremiyorum. Japonya daha pahalı galiba. Japonya. En ucuz ülke? En ucuz. Gittiğim en ucuz ülke. Ha Mısır. Mısır çok ucuzdu ben gittiğimde. 2016 gibi gitmiştim. Ve yaklaşık 70 dolarım vardı bir hafta boyunca. Hani konaklama ücreti ödememiştim zaten Couchsurfing'de kaldığım için. Ya 70 dolara full aktivite yapmıştım. Mesela 10 dolara dalış falan yapmıştım böyle. Ya çok 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 ucuzdu. Tamam. En yaşanır. En yaşanabilir ülke yine Japonya demek istiyorum. Çünkü hani çok güvenli bir ülke. Onun dışında insanları falan çok iyi. Ne bileyim iklimi, doğası yani muhteşem. Bir de yani böyle ne bileyim yani çok güzel bir ülke. Hani en yaşanabilir ülke bence Japonya'ydı. Planın falan var mı ileriki zamanlarda? Japonya'ya mı? Tekrar gitmek tabii. Tekrar gitmek diye böyle hani. Ha yaşamak mı? Evet. Ya bilmiyorum. Ben Türkiye dışında pek yaşayabileceğim bir yer düşünemiyorum. Çünkü çok sıkıldım. Yani 2-3 yıldır seyahat ediyorum ve hani Türkiye'yi belirli bir süre sonra çok özlüyorum. Hani kültürünü falan. Ama böyle belki bir 6 ay falan yaşayabilirim bir yerlerde ya da en fazla bir yıl. En kaba. En kaba. En kaba. Ya buna aslında söyleyeceğim ülke belki çok kaba olmayabilir ama kendi tecrübelerimden kaynaklı. Ben Japonya'dan sonra Kore'ye gitmiştim. Ya Japonya çok böyle iyi insanlar, çok kibar insanlar falan ya. Hani Kore'ye gidince böyle bir şey olmuştum. İnsanlar böyle sokağa tükürüyor. Sonra mesela adres sormuştum. İnsanlar bana bağırmıştı falan. Yani normalde öyle olduğunu düşünmem. Belki ben çok hassastım ama ben kendi tecrübelerime yönelik söylersem belki Kore diyebilirim. Kore severler lütfen kızmasın. En sıcak. En sıcak. Ne anlamda sıcak? İklim. İklim anlamında. Of kesinlikle Küba. Kesinlikle. Şimdi Küba zaten tropikal iklime sahip ya. Ben tropikal iklimin tepesinde gitmiştim. Yani en sıcak sezonda gitmiştim ilk gidişimde. Ve hani heykel, bir tane heykel öyle şey olmuştu. Erimişti. Heykelin yarısı yoktu. Ben dedim ki Allah yani ben herhalde eriyeceğim burada. Gerçekten Küba'da çok felaket sıcak geçirmiştim yani. O zaman en soğuk ülke. Gittiğim en soğuk ülke.
Savuk ülkede hiç gitmedim galiba. Ya şeye gitmiştim, ya Norveç'e nasıl? Gitmiştim. Ama Norveç'e böyle Mayıs gibi gitmiştim. O zaman bile çok soğuktu ve hani montla falan dolaşıyordum. O zaman anlamıştım yani, düşünün hani Mayıs başında gittiğim halde bu kadar soğuksa normalde nasıl oluyor? Galiba Norveç diyebilirim ya, aynen Norveç. En fakir. En fakir. Bunu kitabı yazarken fark ettim. Aslında Hindistan'a gittiğimde oranın en fakir ülke olduğunu düşünüyordum. Yani şöyle, çok fakir insanlar var ama böyle sokakta yatan, günlük bir doların altında yaşayan insanlar var. Ama mesela Afrika'ya gidince daha fakir insanlar gördüm Kenya'da. Tabii ki de oranın da yani zenginleri var. Mesela Hindistan'ın yarısı çok zenginken yarısı çok 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 fakir. Afrika'da yani özellikle Kenya'da o oran daha şeydi. Çok daha fazla fakir varken çok daha az zengin vardı. O yüzden buna Kenya diyebilirim. En bakımlı. En bakımlı. Güney Kore. Güney Kore'de erkekler şey yapıyordu ya, makyaj falan yapıyordu böyle. Gerçekten hafif bir fondöten falan sürüyordu. Ve orada kozmetik o kadar önemli ki, mesela ben bir tane kızın evinde kalıyordum Couchsurfing'den. Genel olarak böyle daha hippie gibi giyiniyordu. O bile yani kremini sürmeden asla çıkmazdı ve zaten kozmetikte de bayağı ileri Güney Kore. O yüzden kesinlikle Güney Kore diyebilirim buna. Türk erkeklere bakımsız mı peki, ne demek istiyorsun sen? Yani hayır da hani yani makyaj yapmıyorlar en azından. Yani. En flörtöz ülke. En flörtöz ülke. Bana göre, yani yine bana göre İspanya. Çünkü oradaki bütün erkekler böyle çok flört etmek istiyordu. Yani bilmiyorum, hani benim gittiğim dönemde öyleydi. Ama Güney Amerika'da da çok vardı ya Latin böyle erkekleri. Ya Latin kültürü diyebilir miyim buna? Ülke değil de hani Latin kültürü demek istiyorum. En depresif ülke. Yani daha çok şey fark ettim. Kuzey Avrupa biraz daha depresif. Yani belki havadan bilmiyorum, hani daha böyle İskandinavya falan. Çok yalnızlar, çok yalnızlaşıyorlar. O yüzden daha böyle depresif olduklarını hissettim ben. Mesela ben bir kere Norveç'te otostop çektim ve beni çok, ya bir iki tane Norveçli aldı. Onun dışında beni alan herkes daha böyle farklı yerlerden göç eden insanlardı. Ve orada bir tane Norveçliyle hani ben şey dedim, çok teşekkür ederim hani beni aranıza aldınız. İlk defa bir Norveçli alıyor dedim. O da şey dedi, yani bizim insanlar biraz daha böyle sevmiyor bu tarz yakınlığı dedi. Hatta mesela hafta sonları hep ailece etkinlik yapıyorlarmış. Onun dışında da böyle arkadaşlık ilişkileri falan da yokmuş. Kendi içlerine kapalı insanlarmış. Ondan bahsetmişti. O yüzden İskandinavya aklıma geldi. En çılgın ülke. En çılgın. Ne anlamda? Parti anlamında mı? Sana çılgınlık ne ifade ediyor? Yani çılgın Tayland diyebilirim ya buna. Çünkü hani hem çok çok partileri var ve çok çılgın partileri var. Şimdi Tayland'da şöyle oluyor. Full moon partileri var, bir de half moon partileri var, bir de quarter moon partileri falan var. Hani çok, yani her hafta partilemek için bir şeyler bulmuşlar. Ben full moon partisine gitmiştim. Genelde sahilde böyle işte 4-5 tane stand düşünün ama komple sahili kapatmış ve insanların sadece içip partilediği İşte bir parti türü ve bütün Avrupalılar, özellikle turistler full moon partiler için genelde işte adalara gidiyor ve adalarda full partiliyorlar, yani bunun gibi bir şey ve çok çılgın, yani insanlar birbirlerini boyuyorlar, hatta benim de boyadığım bir şey var, onu koyarım buraya. En ilginç ülke. Ah, ne anlamda ilginç? Sana ilginçlik ne ifade ediyor sen? Allah Allah, ne kolay kaçıyorsun sorulardan. En ilginç ülke, of çok zor ya böyle düşünce. Bilemiyorum ya. En ilginç. Pas diyorum buna. Bundan sonra cevap vereceğim. En kavgacı ülke. Meksika diyebilirim. Ya şu anlamda kavgacı. İnsan, yani Latin insanları hem çok hırçın hem de böyle çok sıcaklar. Yani çok büyük bir tezatlık var aslında. Mesela benim en korktuğum ülkeler de genelde Latin Amerika'ydı. İnsanlar yani çok çabuk kavgaya tutuşabiliyor. Çok çabuk kavgaya tutuşuyor. Ve hani yani birbirlerini öldürebiliyorlar. Ve bu çok doğal bir şey. Yani ben bundan çok korkuyordum. Tamam, o zaman hızlandırma turu başlıyor. Allah, şimdi bir dakika, nasıl olacak bu? Sen bana sorular soracaksın, ben direkt aklına geleni söyleyeceksin. Tamam. Ay çok heyecanlandım, tamam hadi. Başlıyorum. Tamam. En kibar. En kibar Japonya. En kaotik. Kaotik? Kaotik ne be? 3, 2, hayır bir dakika, kaotik ne yeşil. Anlamda kaotik? En yeşil. En yeşil, en yeşil. Amazonlar. En gri. Bir dakika dur. Ya bir dakika, çok zor. Bir dakika, tamam mısın mısın? En saçma. En saçma. Ama ne anlamda saçma? Ya o atarım ama böyle dersen. Bu stres altında. Bir dakika tamam, dur bir dakika. Dur. En saçma, en
saçma. Güneydoğu. Dur tamam söyleyeceğim. Ha Singapur. En lezzetli. En lezzetli Meksika. En ilginç. Yufina mı soru geldi? en ilginç. Filipinler. En misafirperver. Misafirperver. Düşünüyorum en iyi. Sri Lanka. En sportif. Şey olur mu yani normal spor yapma anlamında mı? 3. Tamam Kolombiya. Herkes... En uyuşuk. Küba. En yakışıklı. En yakışıklı. Arjantin. En güzel. En güzel. Ya bir dakika dur ama bir dakika ya. Nasıl tamam söylüyorum. Tamam Norveç. En cimri. Almanya. En LGBT. Şey Brezilya. Evet yandım. Yarışmamızı başarıyla tamamladınız. Teşekkür ederim. Sizin için. Aa dünya küresi. Çok teşekkür ederim. Benim küremi bana hediye ediyorsun. Evet umarım böyle eğlenceli bir içerik olmuştur. Bu arada cevapları ülkelerin bana yaşattıklarına göre verdim. Yoksa böyle iyi kötü anlamında vermedim. Bu aralar yazma sürecine girdiğim için çok eski seyahatlerin duygusuna çok hakimim. O yüzden böyle bir video yapmak güzel oldu. Aynı zamanda daha fazla böyle sizlere anlatmadığım, paylaşmadığım anıların hepsini kitapta paylaştım. İnşallah Şubat ayının ilk haftası raflarda olacak. Hatta Şubat'ın birinde raflarda olacak. Bu arada sizlere küçük bir sürprizim var. Yani yeni gideceğim rota belli oldu ve bu rotayı kardeşimle birlikte yapacağım. Ya zaten çocuğu Ukrayna'dan beri resmen görmüyorum. Okul açıldığı için böyle full sınavlarla falan uğraştı. Şimdi birlikte çok güzel bir yere gideceğiz. Onu daha sonraki videolarda söylerim isterseniz. Gideceğimiz yere biraz sürpriz olsun, biraz merak edin. Ev videolarıyla devam edeceğiz. O zaman şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye de. Bye bye.